yaşadığımız şu anda onlardan bir tanesi. Tamamını yaşıyoruz. Etrafta çok toksik bir şey var. Bunu dile getiren insanlar gözaltına alındı. Dün Sedat Cezayirlioğlu onlardan biriydi. Dün Evet. akşam saatlerinde tahliye edildi Sedat Cezayirlioğlu. Onun çektiği görüntüler var Twitter adresinde. X adresinde Sedat sürekli bunları paylaşıyordu. İşte bu yeni görüntüler. Sadece dış tarafa atma değil, iç İki tarafa da. tarafa attım. Evet. Evet, iç tarafa İki da. tarafa. Erzincan Valiliği yalan söylüyor. Örtbas edemeyeceksiniz diye tabii bu olay yerine gidip gerçek görüntüleri çektiği için Sedat önce gözaltına alındı. Arkasından dün akşam saatlerinde tahliye edilse de bu sefer de kendisiyle ilgili uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Yani Sedat kendisinin yurdu olmasına rağmen, köyü orada olmasına rağmen, maden alanına 300 metre mesafede bir köyde hayatını sürdürmesine ve o topraktan ekmeğini çıkartmasına rağmen bu maden sahasının 500 metre bile yanına yaklaşamayacak. Çıkan karar bu. Hatta bugün o da vardı Twitter şeyinde. Kararı Nihat Genç duyurmuş Yansın TV'den. Ve Nihat diyor ki ne yaparsanız yapın gerçeklerin yayılmasına engel olamayacaksınız. Evet şöyle yazmış Nihat Genç. Sedat Cezayirlioğlu'nun serbest bırakılma kararına karşı savcılığın itirazı sonucu Erzincan'da başka bir hakim görevlendirilerek çıkartılan kararla. Yani bakın bakar mısınız? Adrese teslim hakim görevlendiriliyor. O hakim de adrese teslim karar çıkartıyor. Yani biz şu son 48 saat içinde saatleri sayarken işçilerin tahliyesi mümkün olabilecek mi? Bu evlatlar oradan canlı çıkartılabilecek mi diye ümitleri söndürmemeye çalışırken hakim üstüne hakim atanıyor, karar üstüne karar çıkartılıyor. Günde iki defa olmak üzere adli kontrol yani sürekli günde iki kere gidip merhaba ben buradayım deyip karakola kendini göstermesi lazım. Ve aynı zamanda maden sahasına ha bir de değilmiş 3 kilometreden fazla yaklaşmama kararı çıkartıldı. Bir halk kahramanı olan Sedat Cezayirlioğlu'nun köyü maden sahasına 200 metre mesafededir. Sedat Cezayirlioğlu şu anda geçimini sağlamak için Malatya merkezi çalışmaktadır. Bu halk kahramanlığı hem ekmeğinden hem köyünden eden bu mahkeme kararını şiddetle reddediyoruz. Derhal düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu arada işçilere de baskı yapıldığı söyleniyor. Onların da konuşmasına engel olunuyormuş. Bir iki işçi şey yapınca röportaj verince onlara da hemen ihtar ve uyarı gitmiş ve dördüncü günün sonunda aşağıdaki işçilerden hala haber yok. Bunu da gene son durumu bize Başaran Aksu yazıyor. Kendisi ilgili meslek grubunun sendika başkanı Başaran Aksu diyor ki düşük maaş vermek için tecrübeli olanları tasfiye edip tecrübesiz genç mühendisleri istihdam eden Anagold şirketidir. Şimdi büyük bir gösteriyle bu genç mühendislere fatura bırakılmak isteniyor. Bakan dahil izin veren, denetlemeyen, ortak alanlar ve en üst yöneticiler tutuklansın. Çünkü 8 kişi tutuklandı şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Genellikle sahada görev yapan Başaran Aksu'nun da işaret ettiği gibi orada maaşlı olarak çalışan insanlar bunlar. Bu işin sorumlusu kim? Deniz Ataç. Özlem, şimdi buradaki bakılacak olan konu şu. Biz Ekim ayında oradaydık. Tam atık barajının yanından karşıya baktık ve o gördüğümüz o zaman da yanımızdaki arkadaşımızla da konuşurken biz baraja bakarken o dedi ki bu karşıda gördüğünüz bütün yığınlar yıkılacak. Cemalettin Küçük söyledi bunu. Şimdi burada olay şu. Bu madenin bir kere buraya kesinlikle yapılmaması lazım. Yani burada madenin kuruluş yeri tamamıyla yanlış. Şunu söylemek istiyorum. Bu maden Fırat Havzası'nın içinde. Demin size anlatmaya çalıştığım bu kadar yüksek proses riski olan bir işletme buraya kurulamaz. Yani bu izin, öyle söyleyeyim, bu izni kim verdiyse o suçlu. Çok basit söylüyorum. Yani oradaki mühendisin falan işi değil bu. Buraya bu madenin kurulmasını kim izin verdiyse o suçlu. Bu kadar net bu. Yani o madde çocukların falan suçu değil. Yani onlar hep bildiğimiz nedenlerle orada çalışıyorlar. Kaldı ki galiba yabancı şirketin yöneticileri de ortada yok. Dün bakan öyle bir şey söyledi. O da bir Evet. ayrı bir konu. Bakan kendisi söyledi. Kanadalı şirketin yetkililerine Evet. ulaşamıyor dedi. Ben de Evet. şimdi dinledim. Enerji Bakanı Bayraktar. Evet. Alparslan Bayraktar. Alparslan Evet. Bayraktar. Çok çok ilginç. Çok ilginç. Yani Enerji Bakanı bu ülkede neredeyse böyle emperyalistler gibi gelip madenlerimizin yüzde bilmem kaçını ele geçirip orada işçilerimizi
ölüme sürükleme pahasına, yaşayan köylülerimizi ölüme sürükleme pahasına, doğamızı mahvetme pahasına giren bu adamlar nasıl piyasada yok ya? Enerji Bakanı bunları bulamıyorsa biz gazeteci olarak nasıl bulalım? Siz sivil toplum örgütü yöneticisi olarak nasıl bul? Yani kim nasıl hesap soracak bu insanlara ya? Yok, biz bulamayız tabii. Yani onların tabii burada olmaması çok enteresan. Mesela Çanakkale olayında ne olursa olsun Alamos'un yöneticileri ortadaydı. Yani yabancılar da zaman zaman geliyordu. Türk Genel Müdürü de ortadaydı. Şimdi burada bunun olmaması çok ilginç. Yani benim de şahsen temadaki görevim boyunca ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum. Ben de çok merak ediyorum. Bu arada tabii şirket inanılmaz değer kaybetti. Hisseleri %50 düştü borsada. Ne olursa olsun onların gelip buradaki bu korkunç duruma müdahale etmeleri lazım. Yani sadece bu Türk hükümetinin problemi değil bu. Sen de yatırımcı olarak gelmişsin ve sen işletiyorsun orayı. Şimdi yani nasıl yoklar anlaşılır gibi değil. O kadar para almışlar konuşurlar mı diyor. Kimi kastediyor bilmiyorum Lütfiye. Eğer şirket yetkililerini kastediyorsan para almamışlar. Yani tabii ki alacaklar, altın alacaklar buradan ama para dağıtmışlar. Yani rüşvet vermişler ya, belli yani şey belgesi var onun da. Üniversitelere lobi faaliyeti adı altında, PR halkla ilişkiler adı altında bu meselenin bürokrasisini oluşturan bütün kadrolara bildiğin para dağıtmışlar. Çiğdem diyor ki Özlem Hanım kaçak işçi var mıydı araştırın. Kaçak işçi biraz zor olabilir. Ne kadar olsa uluslararası regülasyonlar var ama öte yandan burası Türkiye. Çünkü adam hatırlarsanız 2 gün önce videosunu yayınlamıştım. Türkiye'de olmamızın bir sebebi diyor. Buradaki emeğin ucuz olması diyor. Yani şöyle söyleyeyim. Erzincan'a giderseniz Erzincan'ın neredeyse ikinci ismi Anagold. Yani şehrin her yerinde madenin nasıl şehri, yani nasıl diyeyim size, özel idaresi sanki Anagold. Her şey Anagold. Yani onların sponsorluk levhaları mı var? Evet, evet. İnanamazsınız. İnanamazsınız. Yani biz hakikaten çok şaşırdık. Yani şehir de çok razı olmuş bu işe. Onu demek istiyorum. İşte rızasını aldılar, ikna ettiler. Ben Erzincan'a uzun zamandır gitmemiştim. Şimdi bu vesileyle belki de bu hafta sonu atlayıp hemen gitmek lazım. Ne demek yani? Hale bakar mısınız? Tarık diyor ki madenci arasında IŞİD teröristi var diyorlar. Yani olmaz diyemem çünkü Akkuyu Santrali'nde en son kırmızı bültenle aranan bir IŞİD teröristi işçi olarak yakalandı. Dolayısıyla hani hakikaten ben olmaz diyemem. Şimdi soruyorsunuz Tema bu konuyla ilgili ne yaptı? Birazdan Deniz Hoca anlatacak ama önce Tema'nın bu konuyla ilgili bir videosu var. Onu ekrana getirmek istiyorum. Ne yaptığını önce bir görelim. İstifalanına gönderilen ve içinde altın bulunan kaya ve toprak öğütme işlemi için kırıcılara getirilir. Çıkan tozlar akciğer kanseri, KOAH, amfizem ve verem gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur. Toprak bantlarla siyanürleme alanına, yani açık liç alanına taşınır. Siyanürleme öncesinde toprak üzerine membran adı verilen plastik bir örtü serilir. Öğütülmüş toprak bu örtü üzerine yığılır ve siyanürlü su ile yıkanarak içindeki altından ayrılır. Haftalarca süren işlemde milyonlarca ton su tüketilir. Siyanür topraktan sadece altını ayırmakla kalmaz. Aynı zamanda toprak içindeki uyuyan, sağlığa zararlı metalleri de aktif hale getirir. İçinde altın olmayan siyanürlü ve ağır metal kalıntılı balçık, depolanmak üzere atık maden barajına taşınır. Zamanla yırtılan membrandan sızan ağır metal ve kimyasal yüklü sular nehirlere, göllere ve yeraltı sularına karışır. Atık maden barajları içinde depolanan tonlarca atıkla adeta patlamaya hazır bir bombadır. Taşkınlar, depremler veya inşaat sürecinde yapılan ihmallerle çökmesi sonucunda ağır metalli ve siyanür kalıntılı balçık tatlı suya ve toprağa karışır. Bu atıklar su havzalarında akarsular aracılığıyla binlerce kilometre yol yapabilir. Birleşmiş Milletler'e göre dünyada son 30 yılda 70'ten fazla büyük atık maden barajı kazası meydana geldi. Bu kazalar ve sızıntılarla suya ve toprağa karışan ağır metaller ve siyanür kan hastalıklarına, kalp yetmezliğine, kanser hastalıklarına, böbrek yetmezliği ve zeka geriliği gibi birçok sağlık problemine neden oluyor. Altın madenciliği, milyonlarca yıldır yaşamı besleyen doğayı, suyu ve toprağı geri dönüşü olmayan bir şekilde yok ediyor.
sağlıklı bir doğada yaşamak, temiz suya, toprağa ulaşmak hepimiz için bir yaşam hakkıdır. Bu yaşam hakkı geleceğe ancak biz sahip çıkarsak ulaşır. Video bu. Burada çok net anlatılıyor. Altına ihtiyacımız var mı sorusuna hızlıca bir yanıt verip tekrar sözü Deniz Hoca'ya bırakacağım. Altına ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ve bütün raporlamalarda altın madeninin, altınların şu anda dünyada en çok mücevher endüstrisinde, yani en lüks olan endüstrilerden birinde kullanıldığını görüyoruz. Buyurun, dünya altın talebi. Hani neden altına ihtiyacımız var? Neden altın kazıyoruz? Altın madenimiz olması çok mu matah bir şey? Hayır, değil. Deremiz olması daha matah, ağacımız olması daha matah, temiz torun toprağımız olması daha matah, güneşimiz olması daha değerli, göllerimiz olması daha değerli, her tarafımızın denizlerle çevrili olması daha değerli, yetişmiş insan kaynağımız daha değerli, altınımız olmuş olmamış çok da fark etmiyor. Çünkü gördüğünüz üzere 2022-23 senesinde teknolojide altın evet var ama onun dışında ya mücevheratta ya yatırım amaçlı ya da merkez bankaları tarafından altın kullanılıyor. Dolayısıyla ortada çok büyük bir talep de yok. Üstelik mücevherat endüstrisinin en azından bir bölümü dünyadaki kara para ekonomilerinin aklanması için de son derece elverişli bir zemin oluşturuyor. Deniz Hocam. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Biz maden sektörü çıktığı zaman televizyon ekranlarına işte bu aslında altının ne kadar teknoloji için işte önümüzdeki yıllar için ne kadar gerekli olduğunu çok uzun uzun anlatıyor ama gördüğünüz gibi teknolojinin toplam tüketim payı içerisindeki rolü son derece düşük ve şu anda dünyanın her tarafında belki teknoloji için çok uzun yıllar yetecek kadar altın var. Mücevheratı biz kadınlar çok iyi düşünmeliyiz. Yani gerçekten bunu alıp takmaya değer mi bilmiyorum. Ben bu konuya vakıf olduktan sonra takamaz oldum. Hiçbir şekilde takamıyorum. Çünkü sanki çok büyük bir suçun parçası olmuş gibi hissediyorum. Bizim tabii ki telefonlarımızda, evin değişik başka konularda tabii ki park için ama onların içindeki miktarlar o kadar düşük ve şu anda dünyada oraya konacak olan o kadar çok altın var ki ortada çıkan yeni altını çıkartmaya hiç ihtiyacımız yok. Bu tamamen para kazanmak için yapılan bir işlem ve biz iklim krizini yaşadığımız şu dönemde demin de sizin söylediğiniz gibi tam böyle suyun, toprağın, havanın en kıymetli olduğu bir dönemde bakın Türkiye'de işte orada çıkacak altın için neredeyse Fırat'ı bitiriyorduk. Evet. Yani bu çok kritik bir konu, altın zor bir konu ama altının çok iyi değerlendirilmesi lazım. Altın aslında hiçbir işe yaramayan bir maden. Burada ekranda var zaten veriler. 2023 yılında geri dönüştürülen altın miktarı 1237 ton. Teknoloji yatırımları için kullanılması gereken altın miktarı 67 ton. Yani sadece geri dönüştürdüğümüz altından bile teknolojide ihtiyacımız olan altını zaten elde ediyoruz. Bunun fazlası surplus. Yani aslında ihtiyacımız olmayan bir altını çıkartıyoruz. Aynen. Onu da mücevher, yok küpe takalım, yok kulağımıza bir şey takalım. Hiç yani alyansım bile yok. Altın kullanmıyorum, kullanmadım. Altın rengini çok severim ama onun dışında altının kendisiyle hiçbir zaman işim olmadı. Bir merakım da olmadı açık söylemek gerekirse. Temel bir ihtiyaç olarak da görmüyorum, ayrı bir konu. Tekrar konuya dönecek olursak Deniz Hocam son olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi orada bir can pazarı yaşanıyor. Sorunlar ortada yok. Veriler ortada, trajedi ortada ama bir yandan da şu gerçek de var. Bu ülke insanı 3 gün sonra bu meseleyi yine unutacak. Şimdi Özlem Hanım, demin bir arkadaşımız Tema ne yaptı diye sordu. Biz bu olayın 2019'dan beri yavaş yavaş farkına vardığımız için bu haritalar çıkarken gerçekten bütün siyasi partilerle, bakanlarla, ulaşabildiğimiz herkese fikir önderleriyle uzun uzun sunumlar yapıp burada bir yanlışlık olduğunu, bu konuya yeniden bakılması gerektiğini, Türkiye coğrafyasının hiçbir şekilde bu kadar çok dördüncü grup yani altın, bakır, gümüş, işte dediğim gibi size kömür bu kadar madenciliği kaldıramayacağını anlattık. Ve harekete geçmelerini istedik. Ne yazık ki mesafe alamadık. Herkes dinledi ama kimse harekete geçmedi. Bizim acilen Türkiye'nin kritik noktalarını belirleyip oraları yasayla madenciliğe kapatmamız lazım. Eğer biz bunu zamanında yapmış olsaydık, yani Fırat Havzası'nın içine biz
altın madeni yapmayacağız kararını almış olsaydık biz bugün bu trajediyi yaşamış olmayacaktık. Bakın şu anda orada korkunç bir sorun var ve o sorun nasıl kalkacak kimse bilmiyor. 40 tonluk kamyonlarla hesaplarsanız 400 bin kamyon, 20 tonluk kamyonlarla hesaplarsanız 800 bin kamyon siyanür ve diğer kimyasallara bulanmış çamur şu anda yerde duruyor. Bir kilometre uzunluğunda, 250 metre eninde, 40 metre derinliğinde. Şimdi onun için bu çok hafife alınacak bir iş hiç değil. Bu ülkenin, bana göre, bu benim şahsi fikrim, Tema'nın görüşü değil, onu da söyleyeyim. Bugüne kadar, Tema konuşmadık çünkü Tema'da bunu, bu Türkiye'nin şu ana kadar karşı karşıya kaldığı en büyük risktir. Eğer biz buna devam edersek, bu çetler işte söyleyeyim, altın madenleri, bakır madenleri bu hızla kurulmaya devam ederse biz bu kazaları 5-6 sene sonra birkaç ayda bir yaşarız. Ben de şimdi Tema adına bütün herkesi bu konuda uyarmayı görebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Deniz Ataç bizimle beraberdi. Tema Yönetim Kurulu Başkanımız, kendisi ve ekibi Tema'da tüm Türkiye esasında maden ruhsatlandırmalarıyla ilgili çok kapsamlı bir araştırma projesini yürütüyorlar. Ekranda başta gösterdiğimiz harita şu ana kadar elde ettikleri verilerle yaptıkları bir harita. 360 binin üzerinde ruhsatlandırma yapıldığı söyleniyor Türkiye'de. Bu tüm Cumhuriyet tarihinin toplam maden ruhsatlandırmasından daha bile yüksek bir rakam. O zaman şu soruyu sormamız lazım. Cumhuriyeti kuran ve Cumhuriyet'le birlikte maden tetkik arama enstitüsünü kuran ve madenler bizimdir, kendi yurdumuzda kendimiz madenleri çıkartırız ve işletiriz cümlesiyle temsil edilen hür, bağımsız bir ekonomi yaratmaya çalışan Cumhuriyet eliti, Cumhuriyet kurucuları niye bu kadar ruhsat vermemiş de son dönemde 360 binin üzerinde çılgınca bir ruhsatlandırma yapılıyor bu ülkede? Bunu kendimize sormamız lazım. Bu artık kendi öz madenimizi çıkartmaktan çok farklı bir noktaya gelmiş vaziyette. Zaten maden ruhsatlarına baktığımız zaman da çoğunun yabancı menşeli şirketler olduğunu ve asıl olarak madenleri onların işlediğini görebiliriz. Var mı bir sonuç? Burada bir iki cümle daha söylemek isterim. Eğer merak eden izleyiciler varsa Tema'nın web sitesine girip orada çevre politikaları başlığı altında yani yaptığımız 29 ilin içinde kendi illeri varsa onların haritalarını da görebilirler ve orada pek çok döküman var. Oradan onları okuyabilirler, indirebilirler, arzu ederlerse onu söylemek istedim. Çünkü bu konuda ne kadar çok bilinçlenirsek ve ne kadar çok etrafa da baskı yaparsak kamuoyu baskısıyla ancak bunları çözebiliriz. Kendi kendimize konuşarak değil, kamuoyu baskısını yaratmamız lazım. Bu Türkiye'nin geleceği için çok kritik bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Ataç bizimle birlikteydi. Tema Yönetim Kurulu Başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun Deniz Hocam. Şimdi gelin.